Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüya. Bugün yepyeni bir vlogla karşınızdayım. Kahvaltımı yaptım. Şimdi böyle kupamın içerisinde çayımı aldım. Çayımı yudumlarken dedim ki bir merhaba diyeyim, bir açılış yapalım birlikte. Mutfaktayım. Mutfakta birkaç işim var. Şimdi günü başlatacağız. Aslında gün bana çoktan başladı ama öyle hani miskin miskin takıldım denilebilir. Kahvaltıdan sonra pek bir şey yapılmadı. Sadece böyle çay keyfiyle geçiştiriyorum şu anda günün ilk saatlerini. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Şöyle birazcık yüzüme renk gelsin diye birkaç bir şeyler sürmek istedim. Solukluğu gitsin. Aynanın karşısına geçtiğim zaman, kameranın karşısına geçtiğim zaman kendimi rahat, iyi hissetmek istedim. Dediğim gibi saat 11. Şimdi bugün yapacağımız yemeği kararlaştırıp ondan sonra onun hazırlığı için bir şeyler düşünüp bulaşık makinemi gece yerleştiremedim, yani bitmişti. Fazlasıyla bir çocuk alması duyunca merak ettim, bir şey mi oldu acaba diye. Neyse, bulaşık makinesini akşam çalıştırmıştım. Yerine yerleştirmeye üşenmiştim. Şimdi onu yerleştireceğiz. Ondan sonra kahvaltı bulaşıklarını yerine yerleştiririz. Ondan sonra artık büyük ihtimalle, bu arada arkadaşlar, bugün günün menüsü olarak ıspanak borani yapmayı düşünüyorum. Yani pirinçli ıspanak diyeyim. Herkes borani diye bilmiyor olabilir. Bu arada şurada ekler kutusu var. Dün tam bir tatlı koması mı denir? Artık koması diyelim yani. Bir ekler yedik ki sormayın yani, hiç hayatımda bu kadar çok ekler yediğimi hatırlamıyorum. Tadı güzel diye arka arkaya arka arkaya yedim. Artık boş kutusu kaldı denilebilir yani, bir ya da iki tane falan bir şey kalmıştır. Neyse, konumuza gelelim. Ispanaklarımı yıkayacağım. Dediğim gibi önce bulaşıkları hallettikten sonra ıspanağa girişiriz. Onu yıkaması biraz uzun sürecek çünkü. Tahmin edersiniz ki. Sonra yatak odamın dolabı çok dağıldı arkadaşlar. Hani burada değilken de eşyalarımı aldım, götürdüm, getirdim, götürdüm, getirdim derken dolabımın içerisi çok dağıldı. Hani bir şey almak istediğim zaman neyimin olduğunu bile unutacak kadar içerisi dağınık. Raflarım dağınık. Bir de galiba mobilyalarımda en fazla çektiğim şey yatak odamın dolabı oldu. Maalesef ki yine bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. O yüzden dolabımıza da bir bakmak için gelecekler ama bugün gelmeyecekler. Daha sonraki zamanlarda gelecekler. Onlar gelip de dolaba bakmadan önce ben bir dolabı güzelce toparlayayım istiyorum, açıkçası söylemek gerekirse. Bugünün planları arasında o da var. Umarım başarabilirim. Dün ütü günümdü. Ütülerimi de yerleştirmedim bilerek. Dolabı işte boşaltıp tekrardan yerleştireceğim için. Ütülerim de oturma odasında, ütü masasının üzerinde yığılmış bir şekilde. Hepsi katlı bir şekilde duruyor. Dolabımı yerleştirdikten sonra onlar da yerini alacaklar. Yani kısaca söylemek gerekirse şu an mutfak, yatak odası ve oturma odası rezalet bir durumda. Yani günlük işlerimiz var bugün. Bugün vlogda birazcık günlük işlerle haşır neşir olacağız. Ekstra bir planımız çıkar mı bilmiyorum. Çıkarsa zaten çekiyor olurum. Durum bu. Uzun bir aradan sonra yeni videomu birkaç gün önce attım. Çekip hemen attım. Elimden geldiğince hızlı hareket etmeye çalıştım. Umarım onu da keyifle izlemişsinizdir. Ben gerçekten böyle çekmeyi çok özlemişim. Onu hissettim. Zaten biliyordum özlediğimi de. Çekerken daha da iyi hissettim. Neyse, çok fazla konuştum. Açılış konuşmasını çok fazla yaptım. Birazcık sizi sıkmış olabilirim. O zaman son böyle yudumlarımı alıp çayımı bırakacağım. Ondan sonra işlerin başına koyulacağız. Havanın kapalılığından sonra inşallah içimde bugün kapanıp da söylediğim şeyleri yapmamazlık yapmam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ıspanaklarımı yıkadım güzelce. Böyle altı delikli olan bir tane saklama kabıma, bir de böyle bu açılır kapanır artık ne denirse buna, meyve sebze yıkama aparatına güzelce koydum. Bunun çamurunun biraz daha akması için birazdan tekrardan
Yıkayacağım biliyorsunuz, ıspanağı yıkamak çok zor. Elimde şu çift taraflı tavamı yıkamıştım. Şimdi de kendime bir kahve yapıyorum. Şimdi kahvemin yanına şöyle Bime çikolatalar gelmişti. Böyle salı günleri geliyor. Orada görmüştüm ve almak istedim. Böyle içi çilekli, dışı da böyle Antep fıstıklı bir çikolata. Şimdi sizinle birlikte açacağız bunu. Daha önce yemedim bunu. Sizinle birlikte kahvemin yanına eklemek istedim. Şöyle paketinin zaten boyutunu görüyorsunuz. İçinde kaç tane var acaba? Yazmıyor ama sadece Bim'de diye bir yazı var arkadaşlar. Bilginiz olsun, şöyle göstereyim. Şurada sadece Bim'de diye bir yazısı var. Başka yerde satışı yok büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, şimdi akşama çayın yanına böyle kek tarzı, pasta tarzı bir şey yapmak istedim. Daha önceden de yapmıştım bu tatlıyı. Böyle tart kalıbında yapılan bir kek. Şimdi malzemelerimi çıkardım. Hepsini hazırlayacağım ve ondan sonra fırına vereceğiz. Üzerine sos yapacağız. Sonra da buzdolabında dinlendireceğiz. Bugün birazcık planlar aksadı arkadaşlar. Size söylediğim gibi dolap yerleştirme çok mümkün olamayacak. Yumurtayı kıramadım ya. Yani bilmiyorum. Hep daha doğrusu yerleştirsem bile bütün dolabı bitiremeyeceğim gibi duruyor. Çünkü sizinle konuştuktan sonra bir dışarı çıkma gibi bir durumum oldu. Dışarı çıktım geldim derken saat, yani çok geç olmasa da geç oldu. Yani dolap düzeni yerleştirebileceğim kadar erken bir saat değil. O yüzden de bugünün planları biraz değişti. Ali de geldi. O da bir duşa girdi. İşten yeni geldi. Bilmiyorum. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Hani dedim dolabımı düzenleyeyim. Ondan sonra dedim şey yapalım. Temizlik yapayım. Ama o da üşengeçliğimden mi denir bilmiyorum artık. Şimdi iki yumurtayı kırdım. Üzerine de bir çay bardağı şekeri ekledim arkadaşlar. Bunun kapağını kapatalım. Mikser kabında. Güzelce bunları çırpacağız şimdi. Güzelce çırptım arkadaşlar. Yarım su bardağı su ekliyorum. Oda sıcaklığında. Biraz daha ekleyeyim. Yarım su bardağı da yağ ekledim. Sıvı yağ. Şimdi onları ekledikten sonra şöyle bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Şunu şöyle tutayım. Ve 1,5 bardak da un ekleyeceğim. Arkadaşlar üşüdüğüm için yeğliğimi giydim geldim.
Şimdi tatlı yaptım biliyorsunuz ki. Muhallebisini de hazırladım. Üzerine döktüm. Güzelce onu dolaba kaldırdım şimdi. Soğusun, güzel bir kıvama ulaşsın diye. Şimdi soğanlarımı güzelce küp küp doğradım. Bunlarla da işimizi ıspanaklarla birleştirerek noktalayacağız. Ispanak, pirinç ıspanak yapacağım. Oranlı. Normalde aslında tarhanı da yapacaktım ama madem çay içeceğiz, tatlı yiyeceğiz diye çok aç değilim dedi. O yüzden tarhanayı bugün es geçiyorum. Ispanakla yolumuza devam edeceğiz. Zaten yıkamıştım biliyorsunuz sabahtan. Hepsini ayarlamıştım. Güzelce şimdi ıspanaklarımızı ve pirinçlerimizi buluşturup sarımsaklı yoğurtla yapıp akşam yemeğimizi tamamlayacağız. Sonra da çay kısmına geçeceğiz. Canım bugün nedense tatlı yapmak istedi. Hiç sevmem ya tatlıyı artık. Biliyorsunuz beni yani. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık yemekten eser yok. Bitti. Yani ıspanağa, yani boranliğe karşı ayrı bir zaafım var arkadaşlar. Yerim yani. Acımam, yerim. Severim. Sağlıklı da. İçinde evet pirinç olabilir. Ama olsun. Bence sağlıklı. Şunu biraz ıslatayım da. Bence yenilebilecek en güzel yemeklerden biri ıspanak. Yani yıkaması bu kadar zor olmasa sürekli yiyebileceğim bir besin. Neyse, şu masayı hemen bir silelim. Böyle sizinle konuşmadığımı fark ettim. Bir konuşalım diye açtım. Aşkım şu bezi verir misin bana? Masanın bezini. Videomuzu devam ettirir. O zaman dolabımızı düzenleriz. Değil mi aşkım? Evet. Kesinlikle mi? Tabii ki. Kesin mi? Sen ne dersen o. Aşkım. Efendim? Ya herkes aşkım demem de anladın değil mi? Herkese hayırlı akşamlar. Aşkım dememden anladın değil mi? Evet. Bir şey söylememe gerek yok. Sen benim arkadaşıma niye selam vermeden gidiyorsun bakayım? Ya ayıp olmasın, direkt lap diye atlamak istemedim. Ama sen lap diye atla diye var bu kanal aşkım. Olsun. Saçlarım uzadı. Evet, uzadılar. Onlar senin saçının kısa halini görmediler ki. Evet. O zaman çekmiyordum ya. Ellerine sağlık bir tane. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. İçeride görüşürüz. Sanki uzağa gidiyorum ya. Evet. Saati 8 yapmışız bile. Ne mutlu ki ben yemeği hazırladıktan sonra Ali güzelce bulaşıkları, elinde yıkanması gerekenleri yıkadı. Buraya böyle hepsini koydu. Birazcık karışık gibi gözüküyor olabilir. Ama bunu yapmış olması benim için yeterliydi zaten. Çünkü şu anda sadece yapacak olduğum şey tencereyi yıkamak olacak arkadaşlar. Onun dışında çok şükür bir iş kalmadı. Şu bezimi de güzelce bir asayım. Of! Dışarısı buz, 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 buz. Bu ne ya? Mart geldi, Mart.
Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Vlogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yepyeni bir günde devam ediyoruz. Bilerek dün kapatmak istemedim. Çünkü çektiğim şeylerin çok yeterli olduğunu düşünmedim. Bugün devam edelim istiyorum. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Şimdi dışarıya çıkacağım. Gördüğünüz gibi hazırlandım. Kahvaltımı da yaptım. Dünkü kahvaltımın aynısını yaptım. Tostla çay yaptığım için tekrardan çekmek istemedim. Aynı şeyi sürekli göstermek istemediğim için. Bu aralar tosta birazcık takmış gibi gözüküyorum. Çünkü birazcık kolaylığa kaçıyormuşum gibi hissediyorum. Ama farklı farklı kahvaltılarla yine devam ederiz büyük ihtimalle sizlerle birlikte. Dediğim gibi hazırlandım, makyajımı yaptım, giyindim. Dışarısı çok soğuk. Yani Mart geldi ama hiç gelmiş gibi değil. Gerçekten de Mart böyle Ocak ayı gibi çok soğuk gözüküyor şu anda. Balkona çıktığım zaman bile dondum. O yüzden böyle içimden bir sivit, üstümden de kazak giydim. Onun üstüne de zaten kabanımı giyeceğim. Neyse. Planlı bir şekilde dışarı çıkmıyorum. Son dakika olarak çıkıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Bugün de yine dolabımızı düzeltmek için güzel bir neden bulduk. Yine dışarıya çıkarak bunu ertelemiş oluyoruz. Bilmiyorum bugün gelince eğer erken gelirsem yapabilir miyim ama yemekle yapacağım. Bugünkü menümüzde de mantarlı sote var. Tavuk sote yapmayı düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Bakacağız. Duruma göre değişiklik gösterebilir planlarımız. Zamanla sizinle birlikte bugün neler yaptığımızı göreceğiz. Sonuç olarak bugün de vlogumuza devam ediyoruz. Umarım beğendiğiniz, keyifli izlediğiniz bir vlog oluyordur. Böyle yavaş yavaş tekrar eski modumuza, eski koşturmacamıza geri dönüyoruz gibi gözüküyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Umarım siz de benim videolarımı yine eskisi gibi çok güzel bir şekilde böyle beğenerek, alta yorum bırakarak devam ettirirsiniz izlemeye. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın diyerek böyle bir araya bir hatırlatma sokmak isterim. Evet, o zaman bulaşık makinemizi yerleştirdik. Bulaşıklarımız tamam. Sadece elimize yıkanılanları yerine yerleştirmek kaldı. Onları yine üşenerek yarım bırakmış olarak şimdi dışarıya çıkıyorum. Birazcık yavaş konuştum galiba. Birazcık değil, bayağı yavaş konuştum. Neyse. Güneşli ama soğuk olan havayla şu an buluşma vakti. Sonra tekrar yeni bir güncellemeyle geleceğim. Evet, pazar alışveriş yapıp geldim arkadaşlar. Dışarı çıktığımda hazır pazar varken birkaç bir şeyler alayım istedim. Domatesimi aldım, portakalımı aldım. Şöyle birkaç çeşit peynir. Bu da ayva. Ispanak. Dün ıspanak yapmama rağmen tekrar gittiği için hemen aldım. Şurada limonumuz var. Burada biber dolması için biber aldım. Burada da brokoli var arkadaşlar. Böyle mini bir pazar alışverişi oldu. Şuraya da tavuk çıkardım buzluktan. Çözülmesini bekliyorum. Bugün menümüzde mantar sote var. Şurada da kahve var. Kahve aldım. Bir kahve yapalım, içelim bakalım. Bu sefer kahvemi bu makinede yaptım arkadaşlar. Çünkü bu makinemin cezvesine galiba su kaçırdım yıkarken. O yüzden şartel attırıyor. Buna yaptım ki hemen içebileyim. Kurutmaya çalıştım ama galiba içerisinde kaçmış. Biraz onu kullanmamam gerektiğini anladım. Şimdi hiç değilse elimde bu vardı. Bununla hemen yapayım istedim. Şöyle balkonda bir Türk kahvesi keyfi yapmak istedim. Bir tane eklerim kalmıştı, Belçika çikolatalı. Onu da yanına tatlı niyetine yiyelim bakalım. Şimdi kahvemi içtim. Tatlımı da yedim. Birazcık enerji yüklemesi yapıldı. Altımda pantolonum birazcık sıktı. Pantolon giydiğim zamanlarda kilo aldığımı daha net bir şekilde anlıyorum. Ama hala daha nedense karar verdiğim o eski düzenime geri dönemiyorum. Yani o sağlıklı beslenme kısmına, spor kısmına bir türlü geri dönemiyorum. Herhalde böyle iyice kilo aldıktan sonra yapacağım bunun gibi gözüküyor. Ya da böyle baharda istediğim kıyafetleri giyemedikçe olacak. Neyse, o kısmı geçelim. Çok fazla o kısımda kaldım mı diyorum. Ah Rüya, ne yaptın sen? Neyse. Şimdi kahvemi içtim, tatlımı yedim, enerjimi depoladım. Pantolonumu çıkaracağım, rahat bir şeyler giyeceğim. Ondan sonra dolabımın hepsini olmasa bile bir kısmını güzelce katlayıp yerleştirmek istiyorum. Başak Burcu olanlar ne demek istediğimi anlarlar. Başak Burcu olmayıp da düzeni sevenler de ne demek istediğimi anlarlar. Sadece Başak Burcu demeyeyim. Ben Başak Burcu olduğum için birazcık böyle konuşuyorum.
Yani eşyaların böyle katlı ve düzenli gözükmesi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu eminim ki sadece bir burca bağlı değil. Bütün hepimizde öyledir. Yani çoğunluk bu şekildedir. O yüzden o dolabın böyle düzensiz, katlarının bozulmuş bir şekilde olması beni çok rahatsız ediyor. Bir eşya, bir kıyafet giyeceğim zaman böyle dağınık görüntüsünden dolayı giyeceğim şeyi de bulamayacakmışım gibi hissediyorum ki bulamıyorum da. O yüzden bugün, dün size söylemiştim hani üşendim, yapamadım, dışarı çıktım. Bugün de dışarı çıktım ama bugün erken döndüm. Çok fazla işim uzun sürmedi. Bu arada böyle işte muhasebe, banka işlemlerim falan vardı YouTube için. Onlar da halloldu. Onları da hallettim. Pazar alışverişini de yaptık. Kahvemizi de yaptık. Kahvemizi de içtik. Şimdi gerçeklere dönebiliriz. Dediğim gibi şimdi bir dolabımı yerleştireyim. Yatak odasının acilen toparlanması gerekiyor. Yatak odasını toparladıktan sonra zaten oturma odasındaki ütülediğim kıyafetleri de rahatça yerine yerleştirebileceğim ve doğal olarak oturma odası da toplanmış olacak. Bu hafta temizlik yapacağım demiştim. Bir türlü mümkün olmadı bu. Sürekli erteledim. Halbuki gerçekten çok acil bir şekilde temizlik yapmam gerekiyor. Ama her güne başka bir iş çıkıyor, bir şey oluyor, erteleniyor. Bunların hepsi bir bahane, farkındayım. Bir şekilde kendimi hemen o temizlik moduna sokmam gerekiyor. Aslında çok bir şey yok. Hani yerleri sileceğiz, süpüreceğiz, toz alacağız. Hani çok aman aman bir şey yok. Camlarımı silmem gerekiyor. Fakat bu hafta yağışı gösterdiği için camlarımı silmeye biraz erteleme kararı aldım. Şu yağmurlar geçtikten sonra güzelce camlarımızı da sileceğiz. Sonra da bir bahar temizliği detaylı bir şekilde gelir zaten. Bu seferki hani çok böyle bahar temizliği gibi olmayacak. Sonra bahar böyle iyice kendini gösterdikten sonra bugün kış gibi bir hava var zaten. Bahar değil yani bu. Mart ayının bu şekilde olması beni birazcık üzüyor. Neyse. Güneş var ama asla ısıtmıyor. O kadar soğuk ki dışarı çıktığım zaman dondum. Kamerayı da bilerek yanımda götürmedim. Dışarıda elimde şöyle kamerayla dolaşsam elim kalacak yani böyle. O kadar çok soğuktu. Neyse. Yine bayağı konuştum. Belki birazcık boş konuşmuş olabilirim. Bilmiyorum. Yapılacak olan şeyleri de söyledim. Neyse şimdi dediğim gibi üzerimi değiştireyim. Bir dolabımızı düzenleyelim. Ondan sonra yemek kısmına geçeceğiz. Ali de o zamana kadar gelir herhalde. Yemeğe başlamadan önce o gelir. Sonra yemeği yaparız. Öyle. Dünkü tatlı bitti denilecek kadar az kaldı. Çok beğendi Ali. Yani gerçekten de çok güzel olmuştu. Zaten onun şeyi püf noktası kremasında. Aşağıya ben onun tarifini de mutlaka bırakırım size. Daha önceki videomda da pişi tarifi bırakmıştım. Bunda da bu tart kalıbındaki kekin tarifini bırakacağım size. Mutlaka yapın, beğeneceğinize eminim. Sonra belki bugün canım isterse yine bir şeyler yaparım ama böyle her gün tatlı tatlı yapınca işler hiç iyi gitmeyecek. O yüzden bugün kendimi tutmam lazım. Canım yapmak istiyor ama bugün tutmamız lazım. Şimdi balkondan kalkıyoruz. Bu arada bu kazağım neden böyle hep çıkmış? Bu H&M'in bir kazağıydı. Çok çok eski bir sezon. Çok severek almıştım böyle krem. Birazcık böyle pufudik pufudik gösteriyor. İçimde de Stradivarius'un bir tane böyle şeyi, sweat'i var. Sadece tek bir kazakla üşeyeceğimi anladığım için giydim zaten bunları. Böyle ikisini kombinledim ama bu kazağım böyle sürekli çıkıyor. Bu beni üzdü. Neyse. Kalkalım ve artık gidelim. Balkon keyfi bu kadar yeter. Şöyle eşofman giydim hemen altıma. Bunlarla uyumlu olsun diye. Bu eşofmanlarımla ve pantoflarımla bugün ev işlerimizi halledebiliriz. O zaman ben dolabı yerleştirmeye başlıyorum. Arada size haber veririm. Güncelleme yaparım. Gösteririm bir nasıl olmuş diye. Şimdi Ali'nin tarafıyla başladım arkadaşlar. Arka tarafa pantolonlarını koydum. Böyle işe giderken falan giydiği pantolonları koydum. Burada hem pijama şortlarını hem de normal işte eşofman tarzındaki şortlarından koydum. Arkaya koydum ki Ali biliyorsunuz kışın bile şort giyebiliyor ama evimizde pek şu anda bu mümkün olmadığı için arkaya koydum. Burada tişört tarzındaki kıyafetleri var. Buraya da böyle kışlıkları koymayı düşünüyorum. Şu an süveterini buraya koydum. Böyle kışlıkları da öne koymayı düşünüyorum. Böyle bir şeyler yapıyoruz artık. Duruma göre belki değişiklik gösterebilir. Şimdi gördüğünüz gibi Ali'nin bütün kıyafetlerini güzelce böyle katlamaya özen gösterdim. Tişörtleri böyle iki
şekilde olmak zorunda kaldı. Buraya beyazlarla siyahları, grileri koydum. Burada daha renkler var. İşte maviden başlıyor. Pembe, yeşil, mor diye gidiyor. Sarı diye gidiyor. Arka kısımda şurada eşofmanları ve kalın sivitleri var. Burada kazakları var arkadaşlar. Kazaklarını böyle yine renk sıralamasına göre gittim. İşte bordo, mavi, lacivert, yeşil, krem. Ondan sonra gri olarak gitti. Şurada pantolonluğumuz var ama ilk başta kullanıyorduk. Sonra çok kullanışlı gelmemeye başladı bize. O yüzden bunu biz işte yazın kullanmaya karar verdik. Kışın daha böyle kullanışlı olduğuna karar verdik. Arka tarafta da hem iç tişörtleri hem de pantolonları var. Burayı böyle ayarlamış oldum. Gayet de bence oldu. Burada pantolonu kullanmadığımız zaman çok fazla alan alıyor. Çok geniş bir alan oluyor. O yüzden de Ali'nin bütün eşyalarını böyle buraya koyduğumda rahatça bütün göze hakim olabiliyor. Normalde olamıyordu da şimdi düzenden sonra olur diye düşünüyorum. Şimdi burayı böyle bitirdik. Yan tarafa geçeceğim. Orası bayağı karışık. Şu anda oraya gösteremiyorum. Bittiğinde gösteririm. Şimdi bu Ali'nin kıyafetlerinin yan tarafında 3 tane göz var arkadaşlar. Burası benim gözlerim. Yani ev giyim olarak. Şurada taytlarım vardı. Hepsini çıkardım. Böyle arkada biker taytlarım var. Onları tekrardan böyle rulo halinde katlayıp olabildiğince az yer kaplayacak şekilde onları arkaya koymuş oldum. Şimdi burası tight gözü olarak devam edecek. Aşağısı da sivitlerimin olduğu yer. Buraya böyle daha renkli olanları koydum. Şuraya siyahlarımı koydum. Burada da işte gri, kahverengi, krem tarzında olanları koydum. Bu şekilde burayı da sivitlerimle ayarlayacağım. Şu aynam, şu an parmak izleri var. Çalışma yaptığım için burada. Bu aynam bozuldu. Daha önce de bozulmuştu. O yüzden şu an tam olarak açamıyorum ve net gösteremiyorum ama bu şekilde bu gözleri şimdi doldurmaya devam edeceğiz. Sonra şu alttakilerin hepsini çıkaracağım arkadaşlar. Burada tişörtlerim var. Bunlar katlı ama hepsi birbirine karışmış bir durumda. Çıkarıp katlı bir şekilde tekrardan güzelce yerine yerleştireceğim. Yani en altta tişörtler, böyle spor yaparken veya bir sivitin içine giydiğim tişörtlerim var. Üstte sivitlerim, onun üstünde de taytlarım olacak. Burası tamamıyla böyle ev giyime yakın olan tarzdaki kıyafetlerim olacak. Böyle şu anda bu şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bütün pijamalarımı katladım. Bunları da güzelce şimdi çekmeceye yerleştireceğim. Evet, gördüğünüz gibi bu çekmece pijamalarımın olduğu çekmece. Böyle bütün hepsini buraya güzelce katlayarak koymaya özen gösterdim. Sığdığı kadarını buraya koydum. İki tane pijama takımım sığmadı. Onlar kadife olduğu için buraya kaldırmıyor şu anda. Onları da yine taytlarımın olduğu yere koymayı düşünüyorum. Dolap düzenine ara verildi. Gördüğünüz gibi Ali geldi. Ama bize hiç bakmıyor. Hala bakmıyor. Bir kısmını, dolabın bir kısmını güzelce hallettim ama öteki kısmını halledemiyorum. Çünkü dolabımdaki problemden dolayı. Rayında bir problem var. Gelip halletmelerini bekliyorum. Ondan sonra diğer tarafını da halletmiş olacağım. Sadece işte pijama, ev giyimi, Ali'nin gömlekleri, Ali'nin eşyalarının olduğu tarafı güzelce halledebildim. Ama kendi eşyalarımın olduğu yeri daha tam olarak halledemedik. Onu da başka bir gün hallederim diye düşünüyorum. Buray problemini bayağı bir ciddi bir anlamda yaşıyoruz. Bu yatak odasının mobilyasındaki dolabım benim raylı. Raylı mobilyası dolabı olanlar ne demek istediğimi belki anlarlar. Belki benimle aynı şeyi yaşayanlar varsa bilirler. Artık rayında bir sıkıntı yaşadığım için aynamın ucu kırılmaya başladı ve bu ciddi bir problem yaşatacağını bize gösterdiğinden dolayı rayı kapatmamaya başladık ve çağırdık mobilyacıyı, aldığımız yeri. Bakalım gelecekler, halletmeye çalışacaklar. Umarım hallolur. Öyle. O yüzden öteki tarafını açamıyorum. Şimdi tavuğumu dinledim ve böyle baharatladım arkadaşlar. Mantarlı tavuk sote yapacağım. Bütün hepsini çıkardım, malzemelerimi zaten. Yanına da erişte yapacağım. Baharatladım güzelce hepsini, tavukların. Şimdi diğerlerini de güzelce doğradıktan sonra hepsini buluşturacağız. Eriştem oldu. Erişte makarna yaptım. Şimdi onu dinlendiriyorum güzelce. Tavuk sotemi, mantarlı tavuk sotemi de şöyle göstereyim size arkadaşlar. Biber koydum, domates koydum, arpacık soğan koydum. Mantar var zaten, tavuk da var. Salçalı, baharatlı, güzel bir yemek oldu. Böyle Karaca'nın çift taraflı tavasında yaptım. Eriştemi de gördüğünüz gibi dinlendiriyorum zaten. Yemeklerimiz
hazır. Gördüğünüz gibi ocağımı temizledim arkadaşlar. Parıl parıl oldu. Güzelce tezgahımı da temizledim. Şurada atık yağım var. O atılacak. Bizim belediyenin yok ama Ali'ye vereceğim, bir şekilde bulacak ve atacak. Çünkü artık doldu ve düştü. Kapağı da açıldı. Birazcık yere döküldü. Bu durum beni sinirlendirdiği için onu çıkardım. Bilerek gözümün önünde olsun ki atılsın diye. Elimde yıkamam gerekenler vardı. Elimde yıkamam gerekenleri yıkadım. Ve hepsi bitmiş oldu. Mutfağı bu şekilde halletmiş olduk. Pırıl pırıl oldu. Şimdi birazcık oturayım, dinleneyim. Çünkü saat 20.36. Evet arkadaşlar. Beyim Nescafe yaptı. Evet. Ne güzel yapmışsındır sen şimdi. Ya. Bakayım sana bir. Benim elimden de. Ne yapıyorsun? Çikolata mı ayarlıyorsun bize? Evet. Tadına baktın mı? Hı-hı. Gideyim. Senin de burnun kırmızı olmuş. Üşüdün mü? Ne belki. Bakayım, değdir bakayım yanağıma. Evet, buz gibi. Hadi gel kahvelerimizi içelim. Aynen. Benimkini içeri koyduk. Anninkini almaya geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi yine üzerimi değiştirdim artık. Yatma moduna giriş yapacağız. Makyajımı çıkarayım şöyle bir. Bir gece bakımımızı yapalım. Ondan sonra artık günü de vlogu da bitiririz. Yarın yeni bir vloga başlarım büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Şimdi güzelce bir önce yüzümüzü temizleme jeliyle yıkayalım. Ondan sonra da güzelce diğer adımlarımıza geçelim. Yüzümü güzelce temizleyicilerimle yıkadım. Her zaman yaptığım gibi önce yağlı bir temizleyiciyle, ondan sonra Bioderma'nın bu her zaman kullandığım hassas jeller için olan yüz yıkama jeliyle yıkadıktan sonra da bu Garnier'in çift fazlı miseler suyuyla gözlerimdeki bu kalan kalıntıları güzelce çıkardım. Bunu artık tekrardan bir kutusunda bitiriyorum. Elimde iki yedeğim daha var. Senelerdir zaten kullandığım tek ürünüm bu temizleme olarak. Yani gözümü yapmama açısından, temizleme açısından gerçekten çok güvendiğim, kesinlikle önerebileceğim bir ürün. Bu artık bitme aşamasında olduğu için net bir şekilde gözükmüyor olabilir. Bunun yedeğini size göstereyim. Şöyle bir ürün normalde. Birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Bunu direkt öneririm. Ben kaçıncı kutum bu bilmiyorum. Yani makyaj yapmaya başladığım yaştan beri sanırım bir Nivea'nın ürününü kullanmıştım. Yine Garnier'in başka bir ürününü kullanmıştım. Bu pembe kapaklı olanını kullandım büyük ihtimalle. Bir de moru vardı bunun. Onu da kullandım ama en sonunda bu Garnier'in turuncusunu denedikten sonra artık bundan başkasını kullanmamaya başladım. Şimdi yüzümüzü yıkadık. Makyaj kalıntılarımızı, güneş kremimizin kalıntılarını yok ettiğimize göre hafifçe yüzümü nemlendirip hyaluronik asitimi uygulayacağım. Benim alışık olduğunuz ürünlerimle. Çok çeşitlilik yoktur bende, biliyorsunuz artık, öğrenmişsinizdir. Her zamanki ürünlerimle yola devam ediyoruz. Çenemde bir sivilce durumu söz konusu. Belki gözüküyordur. Şöyle şurada ufak bir sivilce çıkıyor gibi. Çok alışık olmadığım bir durum bu. Sivilce tedavisi gördüğümden beri. Çok fazla sivilcesi çıkan bir insan değilim. Tedavi zamanından beri. Tedaviden önce of. Of ki ne of. Sürekli çıkardı. Abur cubur yediğimde, çerez yediğimde, fast food çok tükettiğimde, yani besin aldığım zararlı besinlerle de bu
alakalıydı. Stresli olduğum dönemlerde de aynı şekilde çıkardı. Sonra tabii ilacı kullanırken bütün hepsi çıktı. Yani yüzüm tamamıyla böyle acayip bir noktaya gelmişti. Şimdi C vitaminini kullanacağım. Çok da değirmeden yapmaya çalışıyorum bu serum uçlarını. Şimdi de göz çevresi kreminizden çok az alıp nemlendirme amaçlı şöyle C hareketiyle ve geliyorum kaş kirpik serumumuza. Şimdi de kirpik için olanını kullanalım. Ve gelelim dudak yağımıza. Dudak yağımızı da uyguladığımıza göre adımlarımızı bitirdik. Bence böyle parlayan bir cilt olduk. Ben aynaya bakarak, size bakarak konuşuyorum ama umarım unutup da sürekli aynaya bakarak konuşmamışımdır. Öyleymiş gibi hissediyorum. Şimdi ürünlerimi buraya çıkarmıştım. Geriye şimdi kameramı oradan alıp ürünlerimizi dolaba yerleştiriyoruz. Ondan sonra sizinle bir vedalaşıyoruz. Böyle iki gün geçirdik arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Olabildiğince çekmeye çalıştım, özen gösterdim ama bilmiyorum ne kadar çekebildim, ne kadar başarılı olabildim. Birlikte yemekler yaptık, uyandık, kahve keyifleri derken, evin içerisindeki günlük yapılacak işlerimizi yaptık derken iki günümüzü birlikte geçirmiş olduk. Umarım beğendiğiniz, keyif aldığınız bir vlog olmuştur. Daha güzel içeriklerle, daha güzel videolarla devam edeceğiz yolumuza. Yapılacak bir sürü işim var. Kafamda çekmek istediğim bir sürü içerik var. Umarım hepsini sırasıyla yapıp hepinize böyle daha çok iletişim halinde olacağız. Konuşamadım bir. Uykum mu geldi acaba? Neyse. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.